gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Tabii önce bu 24 askerimiz, insanımızın, evladımızın, şehit olanların hepsine sizler adına da kendim olarak da kalpten rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine depremde de ölen vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileklerimi de sunuyoruz. Bizim milletimize has özelliklerden olan birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma duygularını da ülke genelinde yoğun bir şekilde yaşamak bizi ileriye dönük umutlarımızı da tazelenmesini de beraberinde getirmiştir. Söylemek ve altını özellikle çizmek istiyorum ki Bandırmalı bu Van'daki depremzedeler için bütün imkanlarını seferber ederek 23'ünde Ekim'in olan deprem sonrası pazar günüydü. Hemen pazartesi günü ayın 24'ünde başlattığımız kampanyaya o kadar yoğun bilgi gösterdiler ki bunların getirdikleri içerisinde yepyeni battaniyeler, suyuna varıncaya kadar, kadınlarımızın pelinden çocuk bezine varıncaya kadar ne gerekiyorsa aracılığıyla Van deprem bölgesine gönderdik. Peyderpeyde ki şu anda dünle bugün 4 tane büyük 40 ayak diye tabir edilen büyük araçlarımıza gitti. Daha bu sevkiyatımız da devam ediyor. Ben bu hassasiyeti duyarlılığı gösteren başta değerli Bandırmalılarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri var. Onlara da çok ciddi katkıları oldu. Sivil toplum örgütleri, meslek odalarının çok ciddi katkıları oldu. Ve bu giden kazanın sevindirici yanı olur mu? Elbette olmaz ama Silivri yakınlarında bizim konvoyla çıkarttığımız araçlardan bir tanesinin zincirlemeye bir kazaya karışması sonrası ki gitgide hiçbir şey yok. Yolda da hemen emniyet güçleri de zaten plakalarının verilmesi mecburi. Özel bir hemen yoluna izin vermişler. Orada Bandırma Belediyesi'nin de adı fazlaca çıkmış. Tabii bizim bu acıdan, üzüntüden pay çıkarma, nemalanma anlayışımız yok ama böyle bir şekilde yapılmış olması, buna katkı sağlayan, Bandırma'daki herkes adını ilgilendirdiği için özellikle söylüyorum. Bandırma'da üzerine düşeni yapmıştır. Ben herkese, katkı sağlayan herkese, Bandırma Belediye Başkanı olarak ve belediye meclisi olarak çalışanlarım herkese, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah böyle bir acıyı yaşatmasın ama insan yaşamında da, kent yaşamında da, ülke yaşamında da bunlar var. Onun için de Allah insana akıl vermiş, fikir vermiş, mantıkla yaklaşmayı dayatmış, Atatürk çağdaş bilimi aydınlanmanın önünü açmış, onu öğütlemiş. O nedenle deprem değil, bina öldürür gerçeğini hiç ama hiç unutmadan, sağlıklı binaların, iş yerlerinin oluşumuna yönelik, önce projelendirmeyle başlayan mimarın, mühendisinin katkısıyla onu denetleyecek olacak bize konusunda çaba çalışma içerisinde olacak odalarımızla onları tekrar inceleyerek ruhsatlandıracak yerel yönetimlerle, belediyelerle onu yapımını sağlayacak müteahhitlerle, aynı zamanda onun denetimini yapacak bağımsız denetim bürolarınca çok ama çok iyi şekilde bunu götürmesi lazım. Bununla ilgili terörü lanetliyorum. Yine bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü ortaya koyan talihsiz bir gelişme olan Van depreminde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Van depremi bize göstermiştir ki dışarıdan ve içeriden nereden gelirse gelsin, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak isteyen şer güçler ne yaparsa yapsın, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve vatandaşlarımızın birliği, bütünlüğü hiçbir siyasi görüş farkında, yine siyasi parti farkında gözetmeden bütün yurttaşlarımız buna karşı duracak ve biz de buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, daha önce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iflas etmiştik, biliyorsunuz, meclis olarak.
Tabii ki bu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün iç hizmet ve görev yönetmeliği de hazırlanması gerekiyordu. Hepinizin bildiği gibi şehir içi trafik uygulamalarının ilerideki dönemlerde belediyeye devredileceğini de düşünüyoruz. Bu konuşuluyor. Dolayısıyla belediyemiz ulaşım hizmetleri planı konusunda da yeni şehir içi ulaşım planı konusunda da çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda baştaki Hatip arkadaşımın da hazırladığı okuduğu gibi Bandırma Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde kent içi toplu ulaşım koşullarını iyileştirmek ve toplu ulaşım sorunlarına çözüm geliştirmek, sorumluluk alanı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu 48 ve 49 maddeleri çerçevesinde kurumsallaşmak amacıyla hazırlanan iç hizmet ve görev yönetmeliği hazırlanarak sunulmuştur diyor. Bu ekte de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün neler yapacağı maddeler alanı açıklanmıştır. Başta Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Genel İdari Hizmetler Şefliği bağlı olacaktır. Trafik Etüt Planlaması ve Eğitim Şefliği yine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olacaktır. Sinyalizasyon İşletme Şefliği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olacaktır. Trafik Zabıta Amirliği ve onun birimleri Ulaşım Hizmetleri'ne bağlanacaktır. Yine Terminal İşletme Birim Amirliği ve bağlı birimler de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün emrinde olacaktır. Bunları içeren bir yönetmeliktir ve görev iç hizmet ve görev yönetmeliğidir. Bu konuda İnceleme Araştırma Komisyonu üyelerimiz